İyi akşamlar. Orge günlük grafik. Bunu tabii en son Haziran'da mı yayınladım? Mayıs'ta mı? Şuralarda bir yerde yayınladım. Herhalde Haziran olabilir. Oradan kırılmış yani. Ondan sonra bir daha hiç yayınlamadım. Öyle hatırlıyorum videosunu. Şimdi çok uzun de falan beklediği bir senetti bir ara. Yani çok da popülerdi. Bu akşam da galiba, bu akşam mı gördüm acaba ya? Bir bilançosu sanki gelmişti. Bu akşam Öyle hatırlıyorum. Ya bir bakın istiyorsanız. Ee, ben bana güvenmeyin. Yani şey bilmiyorum. Hani hatırlamıyorum şimdi bilançosu iyi mi kötü mü onu bilemiyorum. Yukarıda kalmaya devam ediyor. Şimdi bunu şeye benzetebilirim ben. Bir tarafından Sasa'ya benzetebilirim. Evet, yani şey olarak grafik olarak, şirket olarak temel anlamda falan söylemiyorum. Ee, Hektaş'a benzetebilirim. Ben size söyleyeyim. Mesela bu tür senetlere biraz benzer bir yanı var. Orge evet yani aslına bakarsanız çok karlı, çok iyi bir dönem geçirdi. Yani şurada e, Ocak'ta e, yani 8'e kadar şöyle 4.80'lerden bakın 8.20'lere kadar bir akım sert bir akım ama oradan beri haraç mezatta satılmadı. Bu bana şey duygusunu hatırlatıyor ya güven, güven duygusunu hatırlatıyor bu bana. Ya bir beklenti var. Bakın bunu hep söylüyorum videomda. Bunu Hektaş'ta anlatıyordum. Sesada, Sasa'da anlatıyordum. Ee, daha aklıma gelen pek çok senette de anlatmışımdır. Benzer e, grafikleri yapan. Piyasa yani böyle pump and dump'a dönmüyor. Yani şimdi şeyi açarsanız ee, ay Allah. İş yatırım mıydı? Şimdi e, şey yapmayayım. Yanlış da söylemeyeyim senet ismini ama bir kontrol edeyim. Ş Şeker finansal e, kiralama. Sek fk, Yani ne yazarda açarsanız bakarsınız. tam bir pump and dump. İşte getirmişler yukarı. Bilmem kaç katı. Ondan sonra tamamını vermişler senetler. Ya aynı fiyata geri dönmüş yani şey ona biz pam pam diyoruz. Yani yukarı götürüyorlar. Birileri götür, piyasa götürüyor. ben bilmem yani kim o mu bu mu Ahmet mi, Ahmet mi Abi piyasa var yani. Orada neticede o grafiği işletiyor. Olduğu gibi de aşağı çekmiyor. Sat Allah sat. Yani dibe dönene kadar aynı fiyata. Şimdi bunlar öyle değil işte. Burada bir demek ki ben hep söylüyorum. Yani bu ıı, grafiklerde genelde bir beklenti oluyor. O beklenti de halinde elbette Elbet ki geri çekiliyor. Birilerinin canı yanıyor. Benim ee, yanlış anlamayın ona itirazım yok. Birileri mutlaka kaldı burada. 7.5'dan çıktı işte bunu alan var. 8'den alan var atıyorum. 7'den alan var. Ama hep bir şey e, yukarıda kalması işte hep aslında bir olumluluk durumu yaratıyor. Yani olumlu bir bakış açısı yaratıyor. E, baktığımda bana kendi adıma söylüyorum. Baktığım zaman bana o duyguyu veriyor. Var yani bir demek ki fiy piyasa satmak istemiyor. Bir beklenti var. O anlama geliyor. E, dolayısıyla şimdi ben burada daha önce e, biraz aşağı 5-18'e bunu çizmişim ama yani o önemli bir destek olarak muhtemelen çizmişim. Düşerse yani devam ederse düşüşü destek kırarsa diye ama oraya gelmemiş mesela. Daha çok 5-19-20 değil de 5-50 civarlarından alıcı bulmuş. Ya yani onu ihtimalen çizmişimdir. Yani beklenebilir ihtimal dahilinde olabilir diye. Çünkü orası bir direnç. Eski bir direnç. Destek olmasını beklersiniz. Bakın oraya da gelememiş. 5-50 civarından bir alıcı ilgisine masar olmuş burada. Ve o kısım kırılmadıktan sonra artık bundan sonra 5 elinin altına girmedikten sonra fiyat düşüyor diyemezsiniz orgu için. Yani şöyle dersiniz yukarıda yatay alan istiyoruz. Şunu da diyebilirsiniz. Senet burada dağıtılıyor. Evet yukarıda yatay alanlar bir bekleme alanıdır. Orada biraz dağıtım olabilir. Hiç itirazım yok. Ama düşüyor teknik olarak. Genel anlamda konuşuyorum. Bunu, majör anlamda konuşuyorum. O çok acımasız bir şey olur. Yorum olur. Orge düşüyor dediğiniz zaman. O zaman bize, ben de derim ki yeni dibi nerede? E var mı burada yendip? Yok. Yendip yoksa en azından e, ya iyidir demiyorum arkadaşlar. Kötünün iyisidir anlamında. Yani en azından çok can yakmaz. Abi o zaman ne beklenir? Bir hareket için bir bahane beklenir. Yani genellikle bir şey bahane olur. Artık bilen çomu olur. Bir şirket bir ihale mi alır? Bir şey ben onu bilmem. Kapasitemi arttırır. falan filan. Ama bir beklenti olduğu zaman diyorum ya bir bahane olursa da e, yukarı bir akım başlatma ihtimali olabilir o zaman. Şimdi bundan sonra tabi şunu da böyle kaldırayım. Bunlar zaten kırılmış. Bir anlamı kalmamış hiçbirinin. Şöyle takip edebiliriz. Bir tane trend çizeriz. Düşen bir trend. Şuradan da alabilirsiniz arkadaşlar. Şu kısmı da bakın şu kısmı da hemen bir boğa tuzağı olarak kabul edersiniz. Yani şu tek fitilleri ile de alacağını, almanız gerekmez. E, dolayısıyla burada bakın 6.28 ile aşağı yukarı aynı alana geliyor. Kırılması beklenebilir. 6.28'in üstüne bir kırılım gerçekleşirse tabi burada 6.95 bir direnç alanı hatta aynı zamanda oraya bakılabilir. Buna göre de bir strateji oluşturulabilir. Onu da alalım. Koyalım şuraya. 6.96 7, 7 de diyebiliriz aslında o kısma. 4 kuruşun çok önemi yok. 6.97 bandı diyelim. 6.28 30'un üstündeki kapanışlar. Ee, şey 550 dediğim gibi burada devamlı takip edilir yani 556 yeni bir dip demek yeni bir dip demek de artık buraya 525 aralığına e, odaklanmasına piyasanın sebebi olabilir. Bunun dışında e, çok böyle şey hani daha kısa trendlere girer ama o şey e, saatlikte falan çizilir. Yani çok gereği yok onun. yani o saatlik grafiklere girmiyorum. Çok güvenilir değiller zaten. Borsa İstanbul çok sığ. Böyle saatliklere falan müsaade etmiyor. O kriptolarda belki bazı işte yurt dışı borsalarda bir anlamı olabiliyor daha fazla ama bizdeki sığlık e, diyorum günlükten aşağı pek kurtarmaz yani. Şu anda 6 lira 8'e kapatmış. Tekrar 50 gün üstünde kapatmış. O olumlu. 50 gün bir kuruşta olsa üstüne kapatabilmek bence yine de olumlu olarak düşünebilirim. Biraz bir hacim artışı var. E, 3-5 gündür İşte bu eksiklik mesela. Yani hacim e, borsada arttı. Bu kadar biz düzde bakın çok büyük bir hacim artışı gördük falan. Bundan biraz daha e, orgene nasiplense daha iyi olurmuş. Yani biraz burada e, bir ilginin bekleme yönünde olduğunu söylemek mümkün henüz bir satın alma yönünde bir ilgi e, tam olarak gerçekleşmemiş. yani 5-6 gündür, 7 gündür evet aylık ortalamanın üstünde hacimleri almışız. E, her ne kadar olsa olumludur. Onu da söyleyeyim. Hani çok o şey konuşmuyor ama bu düzenli devam ederse mesela en azından 3 milyon civarıymış son dönem hacmi. E, yani 1.7 milyon aylık tam bir ortalaması var. 3 milyon civarı devam eden hacimler belki daha olumlu bir tablonun gelişmesine de neden olabilir. 56 RSI ee, ya olumlu diyebilirim. 56 RSI güzel. 55'in üstüne çıktıktan sonra benim için fena bir RSI seviyesi değildir. Yani alıcıların e, hakimiyetini gösterir. Mak diye bakıyorsunuz. O da pozitif kalmaya devam ediyor. Bilançosu geldiyse bunu bana yani genelde soruyorlar ama bakın ben bilançoları öyle şey değilim. Temel analizci değilim. Söyleyeyim size. Ee, orada yanlış olur konuşmam. Bilmediğim şeyi de konuşmak istemem. Yani uzun vadeciyseniz mutlaka onu da bir e, temel analizde istiyorsanız sorabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.